ben hayatımda bu kadar futbol dışına çıkılan bir futbol sezonu hiç görmedim. Ciddi anlamda felaketin ucundan döndük biz. Trabzonspor İstanbul'da Fenerbahçe'yi yendi. Sağın ortasında da sevinebildi. E peki Trabzon'da neden böyle oluyor? Hem Avrupa Kupası'nda final hem şampiyonluk görürse Fenerbahçe herhalde İsmail Hoca'nın heykelini Alex'in yanına dikerler. Djokovic 6 aydan daha iyi oynamıyor. Abi bir oyuncu kendi kalesine gol atıp üstüne bir de penaltı kaçırdıktan sonra bundan hiç mi etkilenmez ya? Tek kulvarda son 10 haftaya girdiyse Galatasaray, bu kadro kalitesiyle de kaybetmesin bir zahmet ya. Şu anda Beşiktaş'ın transfer görüşmesi yapıyor olması lazım. Kesin. Gündemi Türkiye Kupası falan olmaması lazım. Beşiktaş yönetiminin gündemi gelecek sezon olmalı. Bizi bu Avrupa Şampiyonası'na götüren Montella'nın her seçimine saygı duymak zorundayız. Benim hayalim Hakan Çalhanoğlu ve Arda'nın beraber oynadığı bir orta saha. Sky Spor ekranından herkese merhaba. Panorama'nın yeni bölümünde Erman abiyle birlikteyiz. Abi bu programa hazırlanırken benim aklımda daha farklı şeyler konuşmak vardı. Daha farklı bir giriş vardı. Olan olaylar malum. Ve bunlarla başlayacağız. Neler düşünüyorsun? Baştan sona incelenmesi gereken kriminal olayların çok fazla olduğu bir sezon geçirdik. Ne ararsan var utanç duyabileceğimiz. Ne ararsan var sahadan takım mı çekilmedi? Hakem mi yumruklayıp yerde kafasına tekme atmadık. Sahaya taraftarlar mı atlamadı? Her şeyi yaşadık. Bir sürü hakem hatası, göz göre göre yapılan hakem hataları mı görmedik? Büyük maçlardan gidip de bir Süper Kupa finalini liderimiz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı yüzünden oynatamadığımız mı kaldı? Her şeyi yaşadık ya. Ya Emirhan ben hayatımda bu kadar futbol dışına çıkılan bir futbol sezonu hiç görmedim. Futbol Federasyonu bu ülkede bu işe devam edecekse, bu sezon bittiği günün ertesi gününde, pazar günü bitiyorsa, pazartesi gününden itibaren nerede yanlış yaptığını inceleyerek yepyeni bir oluşumla çıkmak zorunda yeni sezonda herkesin karşısına. Çünkü yapılabilecek her tür hatayı yaptılar. Güvenlik sağlayamadılar. Statların zeminlerinin kalitesini bir türlü yükseltemediler. Oyuncularını, hakemlerini koruyamadılar. İyi hakem performansları seyrettiremediler. Yöneticiler kafalarına göre başıboş açıklamalar yapıp insanları tahrik ettiler. Bir Süper Kupa finalini yurt dışına taşıyıp oynatamadılar. Yani bundan daha kötü bir yönetim olamazdı. Ya bundan ders alıp sıfırdan doğru bir oluşumla yeni sezona girecekler ya da bu işi bırakacaklar. Markanın e, dün paylaştığı haber Türk Futbolu'nda yine kaotik görüntüler. Belki de tam olarak bizim düştüğümüz durumun bir açıklaması. Şimdi... Bilmiyorum ne kadar umrunda insanların. Fakat artık iş İçişleri Bakanı'na kadar gitti. Çünkü ciddi anlamda felaketin ucundan döndük biz. Hem maç oynanırken hem maçtan sonra sebebi ne olursa olsun sahaya atlayıp rakip oyuncularla artık yumruklaşmaya varan yaşanan olayların hiçbir şekilde bir açıklaması olamaz. Güvenlik zafiyeti var. Bu arada bu yine Ankara'da oldu. Ankara ücreti için. Şimdi Trabzon'da oluyor. Yarın İstanbul'da da olabilir. Arkadaşlar bu statların güvenliğini kimlere emanet ediyorsanız aslında bunun sorumlusu kulüp yönetimleridir. Bu kulüp yönetimleri bir oyuncunun başına bir şey geldiği zaman bu yükün altından nasıl kalkacak? Böyle olur mu? Kulüp yönetimlerinin hem zemin konusunda hem güvenlik konusunda profesyonel insanlarla çalışması gerekir. Ya ben bazen kendini bile korumaktan aciz insanlar görüyorum sağ kenarında güvenlik yeleğini üstüne giymiş. Ya bak futbol konuşmak istiyoruz. Ama Türk futbolunda o kadar çok zafiyet var ki ve bizim futbol konuşmamızı engelleyen şeyler bunlar. Futbol Federasyonu bu sene öyle bir hata yaptı ki insanları gerçekten futbol seven insanları bundan uzaklaştırdı biliyor musun? Herkes kaos sever oldu. Herkes hakem tartışması ister oldu. Herkes rakip takım yöneticisinin küçük düşmesini, rakip takım oyuncusunun hatasını kollar oldu. Biz futboldan aldığımız keyfi unuttuk biliyor musun? En çok da buna üzülüyorum. Bak burada biz bir futbol değerlendirmesi için oturduk bugün. Ama o kadar çok futbol dışında gündem var ki. insanlar da bunu merak ediyor. E biz de izlenme üzerinden iş yapıyoruz. Bunu konuşsam bir türlü, konuşmasam bir türlü. Çok istiyorum futbolun içerisinde kalayım. Ama bizi futbolun içerisinde tutacak insanlar, futbolla ilgili yetkisi olan insanlar. Onlar da hep kulağın üstüne yatıyor. Ya yani bu şekilde de yönetilmez ama. Bu olayla alakalı son şunu sorayım o zaman. Biz futbolu geri dönelim. Maç aslında çok gülük gülüstanlık bir maç değildi. Maç içinde de zaten tribünlerden sahaya maddeler yayıyordu. Halil Umut Meler bu durumu öngörüp maçı tatil edebilir miydi? Maçı tatil edemez. Daha birkaç hafta önce Beşiktaş Galatasaray maçında benzeri şeyler yaşandı. Burada iş daha çok takım kaptanlarına, biraz iç saha takımının oyuncularına düşüyor. Maçın içerisinde ben oyuncuların ufak tefek sertlikler dışında birbirlerini çok böyle tribünleri tahrik edecek kadar sert diyaloglar içerisinde görmedim aslında. Hatta bir pozisyon var. Livakovic'in bu çenesinin altına para gelen pozisyonda ya da yabancı madde diyeyim neyse. Eren korumaya çalışıyor Livakovic'i. Yani bir parça olsun aklı başında insanlar da var. Aynı Eren maçın içerisinde taraftarını ateşlemeye de çalışıyordu. Futbolun içerisinde var bu. Oyuncuların bunu yapması benim hoşuma gider. Yani bir e, mağlup durumdaki bir takımın oyuncusunun taraftarını ateşleyip maçın içerisine çekmeye çalışmasını anlarım. Aynı Eren'in Livakovic'i koruduğunu da gördüm. Ama bu sağduyulu insan profilleri o kadar az ki. Yani biz burada maç sonu yayını yapıyoruz. Bin tane fotoğraf geliyor. Bin tane. Biz bunların hangi birini yorumlayıp kimi haklı bulacağız? Kimse haksız değil. Dışarıdan bakınca kimse haksız değil. Herkes haklı olduğunu iddia ediyor. Biz de zaten yargı dağıtmıyoruz. Sadece bizim önümüze konan dün akşamın görüntüsünde ne var biliyor musun? Futbol dışında her şey var. Önce bundan vazgeçmeniz lazım. Trabzonspor Fenerbahçe maçlarına bir başka hazırlanır. Kendisi şampiyonluktan uzak kalmış olsa bile en kaba tabirle Fenerbahçe'yi Trabzon'da sevmiyorlar. Bu kadar yani. Sevmiyorlar ama e, bunun nefrete dönüşmesi, nefretin dozunun artması. Ya ben şuna çok üzüldüm. Trabzonspor gitti sezonun ilk yarısında. Hakem hatalarına rağmen İstanbul'da Fenerbahçe'yi yendi. Sağın ortasında da sevinebildi. Doğru mu? Doğru. Sağya atlayan kimseyi görmedim ben. E peki Trabzon'da neden böyle oluyor? Bu çok yanlış. Yani e, evet Karadeniz insanı çabuk öfkelenir. Çabuk da yatışır. Çok kalbi temiz insanlardır falan. Ama bu Fenerbahçe nefreti artık çekilemez bir hal almadı mı? Lütfen ya. Öfkeni belki tezahüratla hatta tasvip etmiyoruz ama biraz aşırı dozda sert agresif tezahüratla da gösterebilirsin. Ama bir insanına yani onun canına zarar vermeye çalışmak çok aykırı bir durum. Ya statlar yeni ama zihniyet hala çok eskide kalmış. Yeni statlar yaptık. Trabzonspor zemini Türkiye'nin genelde en iyi zeminlerinden bir tanesi. Hakikaten atmosferi ben de gittim. Orada yorum da yaptım. Çok güzel bir atmosfer falan. Ama tribüne gelen insanların zihniyeti değişmiyor maalesef. Bu değişmediği sürece yeni statların, yeni hakemlerin çok fazla bir anlamı var mı? Bak bu işleri düzeltebilecek insanlar kimler biliyor musun? Kulüp başkanları. Bir Fenerbahçe Trabzonspor maçından önce ya da Trabzonspor Fenerbahçe maçı nerede olduğunun bir anlamı yok. İki tane başkanın beraber yemek yiyip basına bir dostluk mesajı vermesi, taraftarına sağduyu çağrısında bulunması, hatta soyunma odasına inip oyuncularının mücadele gücü ne kadar yüksek olursa olsun rakibe saygıyı kaybetmemesini öğütlediğini gördüğüm gün düzelecek bu iş. Bu kadar ya. Ve bunu İki başkan aynı anda yaptığı zaman ortaya başka bir şey çıkacak. Arkadaşlar, bu nefret yüzünden, bu kavga, bu kaos yüzünden futboldan aldığınız tadı unuttunuz. Ve biz bunu konuşarak size tekrar hissettiremeyiz. Bunu ancak oyuncular, teknik direktörler ve kulüp yöneticileri yapabilir. Herkes kavganın içerisinde olur mu ya? Antrenörün kafasına bir şey geldi, buz yapıyordu. Yardımcı antrenör yumruklaşırken falan gördüm. Oyuncularla sahaya atlayanlar kavga dövüş halindeydi. Ya ben böyle bir kaos yani anladın mı? Bir, bir, bir yangın çıktı ki federasyon da hiç oralı değil. Yani hiç oralı değil ya. Artık İçişleri Bakanı girdi devreye. Bu kadar nasıl pasif olursunuz? Maçla alakalı bir açıklama yapmadan önce tabii ki şehitlerimizi de saygıyla anıyoruz ama 18 Mart paylaşımı yaptılar mesela. Ya anladığım kadarıyla o daha önceden tasarlanmış. Saat 12'yi geçtikten sonra ilk yapılması gereken elbette 18 Mart Çanakkale Destanı'nı anmak çok güzel. Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşlarını hepimiz günün her saati anıyoruz zaten. Eyvallah. Fakat bir yangın var. Bunun da es geçmemeleri gerekirdi. Hoş biraz ite kaka bir açıklama yaptılar ama kendileri sorumluluk almaktansa bence başka yerlere sorumluluğu attılar yine. Biz saha içine dönelim biraz abi. Dönelim. Fenerbahçe iki farklı yarı oynadı aslında. Bu iki yarıyı nasıl değerlendiriyorsun? E, maçın ilk yarısında özellikle ilk bölümde ilk 25 dakikada topa hakim bir Fenerbahçe seyrettik. Trabzonspor topu rakibe vermekte bir sakınca yoktur. Fakat topu rakibe verip Trabzonspor gibi haddinden fazla ceza sahası önünde savunma yapmaya kalkarsan Fred gibi özel yetenekler 20-25 metreden çat diye vururlar topu. Bence Trabzonspor'un hatası topu Fenerbahçe'ye bırakmak değil savunmayı çok geride kurmak oldu. Bunun da cezasını iki kez kesti. Fred bir kere Fernandes, o Hakim Fernandes. Evet, evet. e, Trabzonspor'un oyuncusu değil. Onu söylemek lazım. Çok fazla Trabzonspor göbekten de açık verdi. E, i̇lk yarıdaki kötü oyununu cezalandırdı Fenerbahçe. İkinci yarıda da çok doğru bir değişiklikle geldi Abdullah Avcı. Hoş elinde zaten çok da fazla seçeneği yok ama Bardi'yi de top ayağını yakışan bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Sahaya atıp Mendy stopere çekti. Biraz daha topa hakim olmaya başladı Trabzonspor. Burada bunu söylemek çok hoşuma gitmiyor ama Trabzonspor taraftarının sahaya attığı maddeler Fenerbahçe'yi sindirdi. Oyun olarak sindirdi en azından. Bu Trabzonspor bunu duran toptan Bardi golüyle fırsata çevirdi. Livakovic hatası olduğunu düşünüyorum. E, i̇kinci golde Fenerbahçe'nin en iyisi son haftalarda Jiku'nun ciddi bir müdahale hatası var. Kafa e, kafayla oynama seviyesinde bir topa tabanla çıkarsan penaltıyı yaptırırsın. Halil Umut Meler'in kararı doğru. 2-2 olduktan sonra artık trenin kaçtığını fark eden İsmail Kartal da Batuha'yı Serdar hamlesini beraber yaptı. Fenerbahçe'de oyun düzelmedi ama bu iki oyuncunun aynı anda enerjik şekilde sahaya girmesi Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'da önce bir pozisyon, arkasından da Batuha ile gol getirdi. Günü kurtardı Fenerbahçe. Golden önceki pozisyonunda Umut Boza, sanırım Osterwolde'nin faul yaptığını düşünüyorum. Bunu kaçırdı. O pozisyondan sonra top Trabzonsporlu oyuncuların kontrolüne de girmedi. Bunu kaçırdı. Amatörlükten mi, varın karışmamasından mı bilmiyorum neden. Ya da inanmadı mı faule. Ama pozisyonun faul olduğunu düşünüyorum. üçüncü gol Fenerbahçe'yi maçı kazandırdı. Ligin en keskin virajını döndü kendi adına Fenerbahçe. En keskin. Yani Trabzonspor deplasmanından daha zor bir maçı yok Fenerbahçe'nin bundan sonrası için. Puan kazanır, kaybeder bilmiyorum. Ama derbiye kadar Trabzonspor zorluğunda o seviyede bir maçı yok diye düşünüyorum. Şuna değineceğim. İlk yarı oynanan oyun ve iki farklı üstünlükte ben şunu düşündüm. İsmail Kartal'ın sanki bir güven tazelemeye ihtiyacı vardı taraftara karşı ve oynanan oyunla, skorla maçı da böyle bitirirse İsmail Kartal'a olan güven belki de biraz daha yerine gelir dedim. Ama bambaşka bir ikinci yarı. İsmail Kartal Nasıl bu kadar çabuk yapıp nasıl bu kadar çabuk yıkabiliyor bazı şeyler? Ee, bir kere Avrupa'da devam eden tek Türk takımı Fenerbahçe. Başarılı da devam ediyor. Bence çeyrek finalde Olympiakos eşleşmesinde de favori. Ama şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe bu iki kulvarda devam ederken şu an itibariyle milli takım arasına girdik. Sanırım sürekli öne öne oyuncusu 45 maç barajını gördü. Milli takıma gönderdiği oyuncu sayısı da çok yüksek olduğu için muhtemelen 50 maçı geçti birçok oyuncusu. Hani sakatlık yaşamışlar haricinde. Yani yıpranma payı çok yüksek Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe o yüzden böyle Trabzon gibi maçların 90 dakikasını kontrol edemez. İyi oynadığı bir 45 dakikadan 2-0'la gitti soyun modasına. Bu iyi. Evet ikinci yarı çok iyi oynamadı ama gole ihtiyacı olduğunda yine bir tepki verebildi. Yani Fenerbahçe iki kulvarda hala gidebiliyorsa bana göre bir yarım saat kötü oynamaya hakkı var. Bunda bir anormallik yok. Bir de şunu söyleyeyim. Ama özür dilerim. O Osman. yarım saat sezona mal olabilirdi belki. Bak o yarım saatte Trabzonspor'a pozisyon vermedi. Bir duran toptan yedi çok çaprazdan. İkincisi de yine bireysel hatadan bir penaltı. Yani takım savunmasında büyük bir problem yoktu. Bir rüyanın sonunu ya çok iyi getirecekler. Çünkü hem Avrupa Kupası'nda final hem şampiyonluk görürse Fenerbahçe tarihinin en başarılı sezonu olacak harcadığım paranın karşılığı gelmiş olacak. Bana göre ligde hala favori değil. Galatasaray geçtiğimiz zaman konuşuruz. Çok önemli bir maç kazandı. Aynı yıpranma payına sahip olduğu için. Ama Fenerbahçe ikisinin sonunu da mutlu sonla bitirirse herhalde İsmail Hoca'nın heykelinde Alex'in yanına dikerler. Fenerbahçe'de bir performans var ki belki de oyuna direkt etki eden bir performans ve dün de iki golle taçlandırdı Fred'in performansı. Biraz açabilir misin? sadece oyuna değil tabelaya da etki ediyor. Mesela hep şunu söyledi arkadaşlarım bana Fenerbahçe ben yorumladığım zaman bana gelen yorumlarda ki futbolla ilgili olduğu zaman ben yorumları okurum ve ona göre cevap veririm. Dediler ki Şimanski'nin performansını Fred olmadığı için düştü. Çok eleştiriyorsunuz dediler bana mesela. Fred oynuyor ama Şimanski hala çok kötü. Şimanski tabelada yok. Şimanski Fenerbahçe'nin savunmasında yok. Şimanski şu anda İsmail Kartal kontenjanından oynuyormuş gibi oynuyor. Hiçbir şeyde yok Fenerbahçe'nin on numarası şu anda. Golde, asiste, Tadic iki asist, iki Fred golü. Serdar Dursun asist, Batu golü. E Şimanski nerede? Bir büyük maç geçti Fenerbahçe. Yani Fred herkesin performansına dokunmuyor ama Fenerbahçe'de tabelaya dokunuyor. Mesela İsmail Yüksek. İsmail Yüksek bana göre şu anda Türk oyuncu statüsünde. Torere olduğu için söylüyorum. Türk oyuncu statüsünde Türkiye'nin en iyisi. 6 numara konusunda. Ve bizim mini takımımız için de çok önemli bir şans. Bence eğer iyi bir şampiyona geçirirse herkes Ferdi'den bekliyor ama ya da Osterwolde'den falan satacağın oyuncu İsmail Yüksek olur. Çok çok özel bir oyuncu İsmail Yüksek. Bak e, iyi 6 numara yetiştirmek öyle çok kolay olmuyor. Beşiktaş Josef'i transfer etti. Galatasaray Melo ile oynadı. Marco Arello ile oynadı. İşte ne bileyim Atiba zaman zaman Beşiktaş'ta bu işte. Şimdi Torreira inanılmaz iş çıkarıyor hiç bak Türk oyuncu saymıyorum. Evet yok bizde öyle yok. Bir Türk oyuncu. Yani Süper Lig tarihinde çok nadir altı numara yetişiyor. Varsa aklına gelen yazsın yorumlara. Ama bana göre son dönemde yetişmiş en iyi altı numaradan bahsediyorum. İsmail Yüksek. Fred'le beraber şu anda Fenerbahçe'nin vazgeçilmez savunmada Ciku, orta sahada İsmail ve Fred. Ön tarafta Tadiç, Ferdi'yi de koyalım. Bunlar vazgeçilmez oyuncular. Bireysel performanslara girdik. Biraz da Livakovic'e değinelim istiyorum. Altay geçen yıl çok eleştirildi. Ben senin fikrini direkt merak ediyorum. Livakovic Altay'dan daha iyi mi? Biraz direkt sordum belki. Livakovic Altay'dan daha mı iyi mi, değil mi? 7 goller üzerinden bunun cevabını veremezsin. Çünkü Livakovic iyi kaleci, kötü goller yiyor. Ama Altay'ın taraftarla bağ kopmuştu. Yani Fenerbahçe sezon sonunu Altay'la getireceğine inanmadığı için Libakovic'i aldı. Ama Libakovic Altay'dan çok daha üst düzey performans gösteriyor mu dersen hayır. O mu daha iyi kaleci, bu mu daha iyi kaleci kısmı başka bir soru çünkü. Ama Altay'dan daha mı iyi oynuyor Libakovic? Hayır. Hoş Uğurcan da kimseden daha iyi oynamıyor da. Hani o maç konuştuğumuz için söylüyorum. Onla onunla da gelen gol oluyor. Yani uzaktan da yiyor, yakından da yiyor, duran toptan da yiyor. Yani Uğurcan da kötü oynuyor. Ee, ama ama Livakovic Altay'dan daha iyi oynamıyor. Fenerbahçe'de bu maçta Cikun'un yanında Serdar Aziz vardı. Biz dönem dönem Osterwolde'yi de görmeye alıştık aslında. Osterwolde'nin performansı stoper, sol bek için ne kadar yeterli? Ee, sol bek için bana göre stoperde verdiği katkıyı vermiyor. Bu konuyla alakalı da bir Fenerbahçe videoları diye bir herhalde bir arkadaşım göndermiş. Demiş ki bak Osterwalde'nin potansiyelini fark edemediniz falan. 7 milyon euro civarında bir rakama geldi. Bir buçuk sene oldu mu geleli? Evet. Geçen hemen yıl hemen... devraresi. Kaç maç oynadı? Geçen yıl 5 maça çıktı. Bunlardan 3'ü birlikte. E, bu sezonda 38 maça çıkıyor. 30'u ilk 11. Bu sezon. Bu sezon. Evet. 38-30. Baya benim beklediğimden fazla oynamış. Bu e, bizle alakalı yorum paylaşan arkadaşlarıma şunu soruyorum. Kimmice'ye geldikten ne kadar sonra gitti? Bir yıl sonra gitti gitti. Ben Osterwolde'nin Avrupa Kupası maçında çok beğendim. Sol stopere geçtikten sonra ama. Aynı sol stoperi Pendik maçında 45'te oyundan çıkartmak zorunda kaldı. Arkadaşlar Osterwolde'deki potansiyeli gerçekten bir keşif olarak görüyorsanız 15 maç falan üst üste iyi oynamasını bekleyin. Boye ne kadar istikrarlı oynadıktan sonra yüksek bonservis bedellerine gitti. Bir maç iyi, iki maç kötü, üçüncü maç vasat. Neden Trabzonspor maçında 11'de değildi diye sormuyor musunuz kendinize mesela? Bu 1,5 bir mi? buçuk yıl boyunca istikrarlı şekilde iyi oynadı. Oynadı. O yüzden Bayern Münih'e gitti. Yani Osterwolde de bir boye potansiyeli görüyorsanız ya da bir Kim Minje bonservis bedeli bekliyorsanız önce adamın bu takımın vazgeçilmezi olmasına inanın. Eğer olamıyorsa yani Avrupa'da oynuyor. Pendik maçında çok kötü. Trabzonspor maçında yedek. Bir sonraki maç Allah bilir. Bu potansiyeli ben değil de galiba İsmail Hoca da göremiyor. Yoksa vazgeçilmez Cicu'nun yerine ya da yanına hep onu yazar. Ama yazmıyor. Niye? Bak iyi oyuncu olacak. O zaman da söyledim. Üstünde ısrar etmeye böyle bir lüksü varsa Fenerbahçe'nin 7 milyon euroya bir sol bek sol stoper karışımı aldı. 7 milyon euro. Çok ciddi rakam Emirhan. Üstünde ısrar etmeye değer görmüyorlar mı? Osayi'yi de kesemiyorsa zaten demek ki zihinlerinde belirledikleri bonservis bedeli etmiyordur. Etmiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, sportif başarı anlamında Fenerbahçe'de öyle bir tedirginlik var ki. Yani biraz lig ayrı, Avrupa ayrı düşünceler var. Yani Osayi Samueli ligde, o daha çok Avrupa'da kullanmak istiyor herhalde gördüğüm kadarıyla. Aslında Avrupa'da kullanmasında bir mantık var. Orada alıcı bulabilmek için izleyicisi çok olur. Lider Galatasaray'a da geçelim. Normalde tabii ki Galatasaray'la başlamamız gerekirdi ama o yaşanan olaylar bizi Fenerbahçe'yle başlamaya gündemleyse Gündem sesliktir. oradan gidiyoruz. Yanlış evet. anlaşılmasın. Galatasaray aslında Fenerbahçe gibi şampiyonluk yaşında çok kritik bir virajı döndü. Çünkü çok git geldi bir maç. Aslında iyi de oynamadıkları bir maç ve son dakikalarda gelen galibiyet. Nasıl değerlendiriyorsun bu galibiyeti? Ee, bir kere formda takıma denk geldiğin zaman, cesaretli takıma denk geldiğin zaman, özgüvenli takıma denk geldiğin zaman işler her zaman daha zordur. Kasımpaşa'da bu ligin hücum iştahı en yüksek takımlarından bir tanesi. İzleyenlere büyük keyif veren, aynı zamanda oyuncuların da keyif aldığı bir takım. Ben Oanes, Aytaç, Da Costa, Önlü Böre Gökhan bunların hepsi çok özel performanslarla geçiriyorlar sezonu aytaçın milli takıma seçilememesine çok üzülüyorum. Milli takıma derken Avrupa Şampiyonasına gidecek 20 oyuncu seçesin demiyorum ama bu oyuncunun 30 kişilik bir milli takım geniş kadrosu yani açıklanırken bak. geniş kadrosu açıklanırken orada olmaya hak ettiğine inanıyorum. Büyük resme bakınca takip ettiğim için söylüyorum. yazık oluyor. Tabii ki Montella seçimine saygımız var ama Galatasaray tarafında maçı alan şey kulübe. Kerem Aktürkoğlu inanılmaz derecede yıprandığı için vasat kaldı. Icardi maçın ilk yarısında kendi kalesine de gol attı. Vasat kaldı. Bu taraftan Barış Alper güçlü ama hani Mertens'e eşlik edecek oyuncuyu bulamadı maçın ilk yarısında Galatasaray. Kasımpaşa'ya karşı. Ve Kasımpaşa'nın sertliğine, hücum futboluna direnebilen tek oyuncusu da Torer oldu. 60-65 gibi zaha değişikliği yaptıktan sonra Galatasaray 3. golü yiyince Okan Buruk girdi devreye. Kulübeden sahaya attığı her hamlenin de bir karşılığı oldu. Zaha penaltı kırmızı kart. Hakim Ziye Çok asist. Iyi Vinicius. E, Vinicius iyi oyuncu mu? Değil. Ama bir karambol golcüsü mü? Evet. Mitoğlu'nun attığı gol geldi. Akisar'a attığı gol benim de aklıma geldi. Zaten Galatasaray'ı takip eden ya da bu ligi takip eden herkesin aklına gelmiştir. E, Gomis'ten şampiyonluk sezonunda bu tip katkılar aldı. E, Mitsö'den aldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Adana Demir Spor maçı var bir tane. Aldı. Yani Halil Dervişoğlu'ndan bile gitmeden bir önceki maçta Adam bir şekilde katkı aldı. Şimdi kulübeyi devreye soktu. 70. dakikadan sonra elbette maçın kırılma anı. Wink'in atıldığı, Wink değil mi yanlış evet. hatırlamıyorum, atıldığı pozisyon. Kasımpaşa çok iyi bir hücum takımı ama savunma yapmayı hiç bilmiyor. Yani 10 kişi kaldıktan sonra telaş içerisinde çok fazla pozisyon verdiler. Türkiye'ye geldiği andan itibaren bence gittiği anda bir 10 sene daha konuşmaya devam edeceğimiz bir oyuncu var. İyi oynar, kötü oynar, çok koşar, koşmaz. Ama tabelada hep ismi var Icardi'nin. Kötü oynarken de var. Abi bir oyuncu kendi kalesine gol atıp üstüne bir de penaltı kaçırdıktan sonra bundan hiç mi etkilenmez ya? Hiç mi demoralize olmaz? Ya yani penaltıyı kaçırdıktan bir dakika sonra ön direkte kafayı vuruyor. Ya hakikaten örnek alınması gereken, alınmaması gereken çok özelliği var da örnek alınması gereken de saha içerisinde çok özelliği var Icardi'nin. Çok bambaşka bir santrafor. Bu sezon yanlış hatırlamıyorsam 3 tane penaltı kaçırdı. Birkaç dakika sonra golle buluşuyor. Bu çok enteresan. Yani Manchester maçında. Manchester benim ilk aklıma İstanbul gelen. İstanbul Spor. Yani. İstanbul Spor maçında Kerem Aktürkoğlu ile pas yapmaya kalkıştığı için kaçırdı. E... <laughs> tüm de kaçırdı. Ama yani kaçırıyor ama hiç oralı olmuyor. Bu arada kaçırdıktan sonra ayağıyla falan konuşuyordu. Bir şeyler yapıyordu orada. Normal de değil ha. Ya futbolcunun normal olmayanı makbuldür zaten. E... Çünkü normal insanların işi değil futbolculuk. Icardi de nasıl bir motivasyona sahipse, abi son 8 haftaya girerken Icardi de devreye girdi anladığım kadarıyla. Onunla alakalı bir şey söyleyeceğim. Maçtan önce bir haber çıktı. Icardi'nin verdiği bir demeç. Benim haftalarıma girdik, <laughs> gol atmaya başlıyorum, bu işi bana bırakın demiş. Ve e, geçen yıl son 9 maçta, Kasımpaşa maçı itibaren 9 maç sayılıyor. 9 maçta geçen yıl 13 gol atmış. Bu yılda o 9 haftanın ilkinde 2 golü attı attı. Bir bence Vinicius golünde de hazırlayan o. Hani böyle pozisyonlara asist yazıyorlar yazmıyorlar önemli değil. Benim için o direkten dönen topun kahramanı olduğu için yazar. Ama Icardi'nin niye oynadığı maçı Galatasaray kaybetti mi bugüne kadar o geldiğinden beri? Hayır. Bence de. İşte bütün... Gol attığı maçlarda dahi kaybettiği e, maç sayısı azdır muhtemelen. Bir baksak ona. Beşiktaş deplasmanını kaybetti. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten işin şey tarafı da Okan Buruklu Galatasaray çok az maç kaybediyor. Ya ya Emirhan yanlış anlaşılmasın. Tek kulvarda son 10 haftaya girdiyse Galatasaray bu kadro kalitesiyle de kaybetmesin bir zahmet ya. Abi oyuna Zaha giriyor. Oyuna Tete giriyor. Oyuna Hakim Ziyeh giriyor. Bir zahmet de kaybetmesin ya. Ya böyle bir kalite ve genişlik. Süper Lig'de görülmemiş bir şey. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Yani bir zahmet de kaybetmesin. 9 gün dinlendi bu maça çıkmadan önce. Bu maçtan sonra da arada bu arada bir 22-23 gün var. Muhtemelen çok iyi hazırlanacaklardır. E, Süper Kupa finali var üstüne falan. E, elbette hayatın ne getireceği hiç belli olmaz. Antrenmanda da oyuncu sakatlanır. Ama oyuncuların Fener Galatasaray'da yorgunluklarını e, böyle şeyden, çarşamba pazardan okumayın. Nereden okuyun biliyor musun Sezon başından beri kaç maç yaptı üzerinden okuyun. Mental yorgunluk da olur değil evet, mi? Evet, çok fazla olur. Yani biz bizim dönemimizde 30 maç oynayan bir oyuncu çok oynadı bu sene diyorduk ya. Yani bu sene 45-50 barajına daha ligin bitmesine 10 süper kupa finali Fenerbahçe için Avrupa devam ediyor. Bir de milli arada milli maç oynayacaklar. Yani bu bu sene tam oynayan bir oyuncu 60 maçı falan görecek. Yani çılgın bir rakam aslında. Galatasaray'la alakalı eklemek istediğim bir şey var mı Eklemek istediğim bir şey yok. Yani e, Kasımpaşa'ya karşı zorlanmış olabilir ama bilinçli bir şekilde son 20 dakika hamleleriyle kazandı. Bundan sonra en zor maçın Alanya deplasmanı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe derbisine kadar. Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Fernando Santos da bazı şeylere çare olmadı. Oyuna hiç çare olmadı. Ya Fernando Santos için ben nereye gitsem benden daha fazla Avrupa'yı takip eden arkadaşlarımın fikirlerine de önem verdiğim arkadaşlarımın hep şunu söylediğine şahit oluyorum. Tam bir savunma takımı. Beşiktaş'ın gol yemediği hiç maç olmuyor. Bu nasıl savunma takımı? Beşiktaş savunma takımı falan olamıyor. Bir kere Savunma oyuncusu kalitesi çok düşük Beşiktaş'ın. Yani Vorul'u almışlar. Vorul'u izleyip hangi özelliklerini beğenip almışlar? Beşiktaş'ın izleme komitesinde kim var? Kim inandırdı bu oyuncu için? Svensson'u nasıl transfer etmişler? Ya Beşiktaş'ın gideni kadar artık yeni yönetiminde yavaş yavaş yaptığı transferler üzerinden eleştirilebileceğini düşünüyorum. Al iyi başlamadı. Bir tek Muçi ucundan kurtarır. Onun dışında Beşiktaş takımında üzerinde ısrar edilen oyuncularda da problem var Emirhan. 10 milyon euro para verdiğim bir adamın evet Muçi 2 maçta skor katkısı yaptı ama daha farklı şeyler bekliyorum ben açıkçası Şimdi, sahaya hükmetmesini bak, bekliyorum. Bak yetenekli oyuncu iyi organizatör tamam mı ama Beşiktaş takımı o kadar dağınık ki mesela Beşiktaş'ın savunma oyuncusu kalitesinde bir problemi var üzerinde ısrar ettiği oyuncularda bir problemi var üzerinde ısrar ediyor Getson Fernandez'in beni kandıramaz Getson Fernandez Beşiktaş'a katkı yapmıyor. Cenk Tosun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bu haliyle Cenk Tosun'la tekrar anlaşmazsın. Bu üzerinde ısrar mesela Emrecan Terzi miydi? Evet Serkan Emrecan Terzi. Ya kusura bakmayın ama Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Yani Bahtiyar Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Bu Rebiç iyice turiste bağladı. Ya yani var Rebiç yok kadroda. Beşiktaş Beşiktaş can çekişiyor. Ama Rebiç'i bir 3-5 dakika oyun. Bir hiç giremiyor. Bir kadroda yok. Ya bu adam Milan'dan gelmedi mi? Ya bazen bir oyuncuyu kazanmak da bir transferdir. Yani maçın ikinci yarısında delice bir hamle yaptı. Delice diyorum çünkü Raşit sayı biz 8 numara pek seyretmedik. Ama attı Getson'un yanına yokluktan. O da orada fena oynamadı. Ya maçın en iyisi gitti fıkra gibi bir penaltı attı. Ayağa kaydı, öbür ayağına çarptı. Tabii ki kural diyor ki son vuruş, temdit penaltısı. O da şu anlama geliyor. O vuruşla beraber maç bitti. Onu da diğer ayağına çarptırınca fıkra gibi bir maç kaybetti Beşiktaş. Puan alma ihtimalini de kaybetti. İkinci yarı daha iştahlı oynadı ama hani o iyi oyun değil. O bireysel yeteneklerin kendini zorlamasıyla alakalı. Gelecek yıl kupayı kazansa dahi söylüyorum bunu. Sence Fernando Santos'la yola devam edilmeli mi? Beşiktaş'ın seneye Fenerbahçe ve Galatasaray'la şampiyonluk yarışına girmesini bekliyor musun? Evet. Ona uygun bir kadro oluşturduğun zaman Fernando Santos'la o zaman tartışalım bu kadroyla bak Beşiktaş soyun... oyun sana bir şey vaat şey söyleyeceğim. Mı? Beşiktaş soyunma odasındaki kan revan içerisindeki o soyunma odasından bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor. Yani sürekli bir sirkülasyon var. Mesela 3 milyon euro bandında bir para ödüyorsun Abu Bakar'a. İnsanlar diyor ki artık Abu Bakar girmesin. Arkadaş bir sene daha sözleşmesi var. Ve oyuncuyu satmak da istiyorsan, oynatmak da istiyorsan şu anda oyunculuk kaybetmemek zorundasın. Ya futbol yöneticiliği böyle cep telefonunda eline alıp gitsin kalsın yazmakla olmuyor. Anladın mı? Yani o, o başka Kontratlardan bir ligatlardan şey. çıkış taraftarların sandığı kadar kolay bir şey değil muhtemelen. Değil tabii ki. Şimdi Abubakar'ı bırakmaya kalksan diyecek ki bir sonraki seneki paramı da verin gidiyorum diyecek. Sen şimdi Abubakar'ı hem bedavaya bırakıp hem üstüne 5-6 milyon euro mu ödeyeceksin? Yani sportif başarıda bu arada bir de onun kalitesinde bir oyuncu almak zorundasın. Nereden buluyorsun? Para yok, pul yok. Yani o yüzden Beşiktaş yönetimi çok büyük bir çıkmazda. Ve sıradan oyuncular alarak yeni yönetiminde işe iyi başlamadığını söyleyebilirim. Yani Vorul gibi, Svensson gibi. Mesela çok kısa sürede geldiler Almusrati'ye rekor bir ücret verdiler. Yeterince izlediler mi acaba? Bence izlemişlerdir. Nerede Ama bu izlediler? Kadar da kötü Sakattı. Kötü başladı. Sakattı. Nerede izlediler? Eğer ki iyi bir oyuncu izleme komitesi varsa bunu zaten iki aydır takip etmiyordur abi değil mi? Yani yanlış mı düşünüyorum? Mesela... Geçen sezonunu biliyor olması gerekli. Bu sezon sakatlık şey öncesini sana. biliyor olması şey gerekli. şey Sayın Hasan Arat'ın başkanlığa aday olması Samet Hoca ile çalışacağını açıklaması Samet Hoca ne kadardır bu Almusüratilerin muçileri falan izliyordur sence? Muçi ile alakalı ta adaylığın en başından beri izliyorlar. Ne bende. kadar oldu? Yani muhtemelen bir 5-6 ay falan. Yeterli süre. Yani şöyle söyleyeyim. Bak 6 milyon euroya toriyoyu aldı. Evet ya. 6 milyon euroya. Sen iki katını verdin. Ve bir soru işareti aldın. Kötü. Gelecek. Sen şunu söyleyeyim. 12 milyon euroya kendi takımında fark yaratan bir oyuncu alabilirdi Beşiktaş takımı. Kendi takımının vazgeçtiği oyuncudan bahsetmiyorum. 12 milyon euro artı oyuncuya verdiğim para çok ciddi rakam. Ve gelir gelmez katkı yapmasını beklerdim. Ben yapmadım. Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş takımının bir yaz yaza ihtiyacı var aslında. Birkaç aylık rahatlama dönemine ihtiyacı var. Parası var mı ki? Bulmak zorundalar. Zaten yönetimlerin Türkiye'deki amacı bu değil midir? Para bulmak. Bak Beşiktaş yönetiminin çok ciddi geniş çaplı bir araştırma araştırmayla bonservisi elinde oyuncuları şimdiden ikna edip bonservis bedeliyle değil imza parasıyla yani biraz daha uygun rakamlara imzaları attırması gerek. Şu anda Beşiktaş'ın transfer görüşmesi yapıyor olması lazım. Kesinlikle. Gündemi Türkiye Kupası falan olmaması lazım. Anladın mı? Lig maçında ne yaptığı çok önemli değil. Beşiktaş yönetiminin şimdiden gelecek sezon için 7-8 tane tartışmaya açık olmayan oyuncu transferine ihtiyacı var. Bilmiyorum bu konuda çalışma yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Şu anda oyuncu izleniyor mu Beşiktaş'ta? Ya Beşiktaş yönetiminin işi diğer takımlar mesela Galatasaray şampiyon olacak mı bakıyor. Fenerbahçe Avrupa mı, lig mi, beraber mi gidecek buna bakıyor. Onların gündemi başka. Ama Beşiktaş yönetiminin gündemi gelecek sezon olmalı. Yani sezon bittiği zaman bir aylık bir suskunluğa bile tahammülü olması lazım Beşiktaş camiasının. Son olarak milli takımın aday kadrosu belli oldu. Euro 2024 öncesi hazırlık maçlarımız var. Yeni oyuncular da sahneye çıkacak. Aday kadrosunu nasıl buldun? Eksik oyuncular var mı? Ee, şöyle söyleyeyim. sakatlı olan oyuncuları almamış son dönemde oynamayan. Fakat e, geniş kadro ne kadar geniş olursa olsun daha hala o kadroya girememiş. Abdülkerim gibi gelip oynayacak oyuncular var. Çağlar iyileştiği zaman bu kadroya girebilir. 29 kişilik bir kadro açıkladı. Bu kadrodan 7-8 kişi elemesi kolay. Ama e, Çağlar gibi, Abdülkerim gibi oyuncular döndüğü zaman birkaç kişi daha yer. Elbette ki sürprizler olacak. Elbette ki eleştiriye açık kararlar olacak. Ama kimse kusura bakmasın. Şu anda bizi bu Avrupa Şampiyonasına götüren Montella'nın her seçimine saygı duymak zorundayız. Benim hayalim Hakan Çalhanoğlu ve Arda'nın beraber oynadığı bir orta saha. Çünkü ben top ayağına yakışan futbolcular seviyorum. Yanlarına da onların mesela temposu yüksek, iyi bir savunmacı İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Ben şunu söyleyeyim. İsmail Yüksek ön libero olarak hani Arda gibi, Hakan Çağanoğlu gibi organizatör ve topu kolay kaybetmeyen oyuncular çok büyük farklar yaratabilir. Ağzına sağlık. Eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Tekrar herkese iyi Ramazanlar. Teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.